Başka ilah olmayan alemlerin Rabbi Allah. Elbette eksiklikten uzaktır. Elbette ki onun gücünün, kudretin yetmediği hiçbir şey yok bizi. Ancak doğru konuşanlardan kılsın ve rahmetini üzerimize yayısın inşallah. Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Olağanüstü olaylar gerçekleşti. Gerçekten de insan kendine zulüm etmede zirveye nasıl çıkarın bir gene bir karesini gördük. Oraya şimdi o kadar vaktimiz de yok. Zira konuşacağımız da başka bir şey zaten. Ama ya orada konuşulanlar özetlersek işte iki tane önce bir tane başka arkadaşı etkiledi. O da geldi. Böyle ahlak zerre alakası olmayan bir konuşmalar. İnsanın okurken dahi midesini bulandıran pislikte, ahlaksızlıkta yaklaşımlarla geldiler güya. Güya iman sahipler, güya inanç sahipler. Neyse bu kişiler geldi. Alim bunlarla işte gerektiği şekilde mücadele Allah'ın izniyle, Allah'ın öğrettiği şekilde dairede mücadele ederken Ali Muhammed kardeşim de geldi. Onun bir şey oldu. Yani bir sözü en son mesajların içerisinde ve onu şimdi paylaşayım paylaşmayayım diye videoya başlayayım. Neyse videoyu aksatmadan başlayayım sonra paylaşırım dedim. Zira üzerine bir şeyler yazmak istiyordum Allah'ın izniyle. Asıl sizin hiçbir şeyde haberiniz yok. Şaka gibisiniz siz. Siz ancak kopyala yapıştır. Bu kadar yani. Sürekli küfür, sürekli hakaret, sürekli. Bir de diyor ki Mehdi hakaret etmez. Allah'ın izniyle onu da söyledim. Anladılar ne kadar bilmiyorum ama. Yani ben sizin içinde olduğunuz pislik hali. Eğer düzgün olsanız diye onu şey yapayım. Amacım zaten temiz kalplerle dinde kardeş olmak. Ki haliniz zaten mide bulandıran haliniz ortada. Yani gerçekten söyleyemiyor dahi insan yani. Onları da tuttum ama yani insanlar ibret alanlar ibret alsın. Hangi tarafta durduğunu bilsinler. Siz şu anda hangi tarafta durduğunuzu bilin diye de bir daha öyle tuttum. Yani bu kişi işte valla diğer Mehdi daha donanımlı ve peşinde ahmak sayısı çok da onlara kapışmak zevkliydi. Bunlar bir Mehdi peşinde ahmak bir de peşinde ahmak var sarmıyor bunlar. Gün be gün çıktı demiş. Yani şu sözü de sanki anlamıyoruz. Kafası gözü kara kırıldı. Kendi pislik rezil hali ortaya döküldü. Allah'ın izniyle hak paramparça etti olmayan çürük beynini. Güya zevk, keyif alamıyormuş. Ondan gidiyormuş. Git sen dilediğin gibi takıl. Zaten sonunuz Allah'ın izniyle. Elbette ki rezillik kimin ne olduğunu zaten geldiğinden beri anlıyorsun. Ey beyinsiz. Şöyle dediğime bakmayın. Gerçekten okusanız onun bir tane kendi kelamını. Yani şu en şu yazdı böyle kabul edilebilir. Yani buna kızmadım dahi yani onların yanında. Temiz kalpler görüyor ki Allah zaten görmekte. Vay Allah'a iftira atan ve ondan geleni yalan sayan şeytanı aldattığı beyinsiz cahillerin haline. Vay çetin günden dolayı onların haline. Benim dinim tüm nebilerin, alemlerin Rabbine teslim olma dinidir. Siz hevanızı ilah edinmişsiniz. Bir de güya Kur'an'a iman ediyorsunuz. Ya Rabbi bizi bu rezil halden koru ne olursun. O Allah'a iftira atan cahillerin de şu kendinize haşa ilah yerine koyduğunuz onlardan daha aşağılık halinizin de hepinizin az bir süre dışında bir vaktiniz kalmadı. Devam et. Allah'tan başka galip yok ve Subhanallah ki o hükmünü verdi. Apaçık hak dini üzere hidayet ile Resulünü gönderdi. Subhanallah. Hazreti Mehdi kıt imanlar buna üzülür. Oysa derin imanlar bilir ki bu zalimin yıkılma, mazlumun ayağa kalkma, kurtuluşu arzu edenlerin dosdoğru yolunu bulması için Allah'ın rahmeti olduğunu tabii ki de bunu derin iman, gerçek iman sahipleri bilir. Allah'ın büyük bir rahmeti olduğunu, zalimin yıkılıp mazlumun ayağa kalkması için olduğunu. Bir tane az önce mesaj gördüm. Onu da hatta tam Subhanallah demek burada konuşacağım için Rabbim onu düşündürmüş. İşte bir tane kadın politikacılar işte Covid aşısı politikacıların uydurma diyebiliriz rahatlıkla Covid için. Uydurma Covid aşısı uydurma pandemi Covid aşısı o da önceden artık arka tarafta ne hazırladıklarını Allah bilir. Politikacıların üzerinde denensin. Hayatta kalırlarsa insanlığa bir fayda sağlamış olurlar. Ölürlerse insanlık komple daha büyük bir fayda kazanmış olur. Yani mealen söylüyorum.
Subhanallah, güzeldi. Yani gerçekten şu anda politikacılar gerçek anlamda bütün ülkelerde, ama istisnasız bütün ülkelerde, hırsızlık yapan, arsızlık yapan, kayırmacılık yapan, bu ne kadar içerisinde namuslar müstesna. Gerçekten Allah insana hizmet etmek, gerçekten insanları toplumun birlikleri sağlamak, gerçekten hakikati hak ile hükmetmek, onların dışında yani yönetimsiz hiç olmaz. Azgınlıkların tamam biterse yönetimsiz olur. İnsan dediğin şey nasıl yönetimsiz olmuyor? Yani eğer Rabbi onu yönetmiyorsa, Rabbinin yasalarıyla yönetilmiyorsa, ona bir şey lazım. Çoban lazım nihayetinde. O zaten o bu dünyada her daim başı bir şekilde beladadır çobanlarla. Ama nihayetinde en büyük, en ona zulmedecek başına, artık asla onun başına ayrılmayacak zebani bir çoban olarak dikilecek. Allah'ın dilediği süre boyunca ona çeşitli azaplarda sürükleyecek. Allah'ım bizi koru, ne olursun. Ne olursun ya Rabbi, bu dünyada yani özgürlük naraları atan en çok da onlar, bu habere üzülecekler. Yani gerçekten şu anda bu azgın politikacılar yeryüzündeki bütün ülkelerde şöyle bir anda, Allah böyle bu kudret ancak Allah'ın elindedir. Bir anda şöyle bir söküp alsa, hepsi bir anda Allah gebertse, zaten ölüm hak. Gerçekten dünya bir anda bambaşka bir yere doğru gider. Böyle içinde dürüstler, bir anda dürüstler böyle yönetime gelse, tabii ki her toplum hak ettiği kişiler tarafından yönetilir. Toplum eğer ki layık, iyiliğe dönerse, doğruya dönerse, zulmü adalet ile hüküm ederse, yani bu yönde istek çoğalır, bu yönde dürüst insanlar çoğalırsa, hakka teslimiyet çoğalırsa, Allah herkese layık olduğu yöneticiler verir. Yani şu anda gerçekten politikacı dediğimiz en başta milletin başta yamyam. Yam. Ya şu anda basit kendimizden başlayalım. Şimdi meclis var. Bilmem 550 küsür şey var. Bakıyorsun kendi güya vekil diyorsa, adı üstünde milletvekili, yani senin vekaletin, seni temsil etmek, sana hizmet etmek için güya orada. Yani bir memurdan bir farkı, normalde senin evini aldın bir aşçı, normal bir yardımcı, bundan hiçbir fark olmaması lazım. Senin isteklerin doğrultusunda hareket etmesi lazım. Senin hoşnutluğun, yani senin razı olduğun şekilde doğru hareket etmesi lazım. Yani senin işçin o. İşçi. İşte elbette işçi, normal mevcut işçilere yapılan zulüm, işi dayağı, uzun saatler, işte kaç para adam şey olmuş, para içinde yüzüyor, para içinde yüzüyor. Böyle o kadar büyük bir şey var, orada bir geliri var. Adam işçisine, adamın yani bir dolmuşa dahi binerken böyle bini mi bin mi düşündürecek kadar dışında bir para vermiyor. Bununla anlaştım, adam da mecbur. Yani normal bu işçilik düzeni baştan sona rezalet. Yani kârdan kesin bir şekilde çalışanların sabit gelir harici kârdan pay almamaları skandal. Hem işi çok daha güzel yapmak için bir motivedir, ama daha da önemlisi, yani sen bir yer iş yerini ayakta tutan işçidir. Karı sağlatan, yani Allah veriyor elbette ki, ama Allah bu işçilerin eliyle onları oraya veriyor. Yani bir sistemde bir fazlası, tabii ki karın belli bir oran dışında asla çıkmaması lazım. Yani bir tane de caps daha geziyor, muazzam bir caps. Neden fakirlere sürekli fakirlik sınırı çiziyoruz? Zenginlik sınırı çizilmesi lazım. Evet, biz tam olarak işte hilafet, Subhanallah, bunu ta aylar önce bunun müjdesini vermiştim. Zenginliğin sınırı çizilecek. Yani belli oranın dışında bir mal markaymış, etmiş, oymuş, buymuş, hiçbir suretle belli bir oranın %10 Allah'ın izniyle kar oranı dışında bir fiyata satılmayacak. Asla. İşte ben müşterisini buldum, daya iki katına. Bunu yapan hırsız olarak ilan edilecek. Derhal eğer uyarı, gerekli uyarıyı önceden almışsa, ki bu kadar artık tekrar haberler her tarafa yayıldı zamandayız. O derhal eli kesilecek. Derhal. Bileğinden eli kesilecek. Ve devam ederse diğer bileği, devam ederse bacağı, devam ederse diğer bacağı, bu ahlaksızlığı sürdürdüğü sürece. Yani doğrudan bir insanı fahiş fiyata, öyle mal evim var, o zaman ben ömür boyu kira alırım. Adam 5 ev parası vermiş, hala
O ev adamın, o diğeri kiracı orada kıvranıyor. Zalim aşağılık adam. Zalim aşağılık adam. Hiçbir vicdanın, bir de Allah'a iman ediyorsun güya. Allah'a iman etmeyenler zaten Allah bu dünyada az yer, hayvan ki hayvanlar gibi yerler diyor Allah onları. Hatta hayvandan daha aşağılık bir halleriyle. Ya bak bu kelimeler, bak kullanıyorum. Yani hak ile batıl birbirine ayrılması için kitabım zaten baştan sona bunu Subhanallah öğretmekte, kuduz köpeği örneğin vermekte, aşağılık insan modeli, ahlaksız insan modeli, dürüst insan, yiğit insan, gerçekten bunları Allah öğretir ki zalime sen zalim diyesin, aşağılık adam, ahlaksız adam, ahlaksız diyesin. İyi iyi diyesin. Bir tanesi hala yazmışlar. Mehdi olsan insanlar sana inanmıyor diye. Ben insanlar hangisine bir tane işte adam durduğu yerde işte geldi inkar ediyorum seni dedi. Sen zalimsin, aşağı, sen aşağılıksın, sen şusun, sen busun dedim. Ey cahil olmayın ya, ey cahil. Yani ben onun söylediği üzerinde kendini ifşa ettiği hali söylüyorum ki o da uyansın, o rezil halden çıksın. Ki hakla batı zaten böyle bir şey birbirinden ayrılacak. Yoksa başka türlü nasıl ayrılacak? Ben batıl içerisinde pislik içinde yüzen adama aferin mi diye, aferin mi diyeceğim. Hiçbir adam hak ehli hiç kimse diyemez. Yiğitliktir. Ahlaksıza ahlaksız demek krala hani çıplak mevzu var ya aynı şey, onu demezsen senin başına bela olur. Sen dersin bir adam rezil haldedir. Onu o rezil halini söylersin. Adam gerçek dürüsttür ki akıl da bunu gerektirir zaten. Adam derhal ya ben ne yapayım der, rezil bir hal der hemen ondan kaçar. O kaçmazsa dahi etrafındaki insanlar, temiz kalpli insanlar onun o arka tarafta kendini sakladığı hali halden uyanır. Nice putperestler kendilerini 10 numara bu tertemiz insanlar olarak pazarlıyorlar bugün piyasada. Yani bunların eğer sen şeyini söylemezsen, içinde olduğu rezil hali söylemezsen nice insanları aldatmaya devam edecekler. Yılmaz Özdil gitti bir tane 5 para etmez kitabı, her taraf bilgi dolu, bir de yani her taraf bir an video açıyorsun, resim açıyorsun ki Allah'ın kitabına ta aşağı kafa tutmuş bir inkarcı bir tipten başkası değil o. Allah bir başarı vermiş, nicelerine başarı veriyor Allah, bir tek ona verdi, nicelerine veriyor ki yani bir insanı tutup ilahlaştırmak için bir operasyon ayrıca düşmanlar tarafından yapıldı ve bu toplum nasıl rezil bir hale soktuklarını, o kadar dünyaya hükmeden toplumu kendilerine uşak yapmak için adam senin bugün senin zamanında valiyle idare ettiğin yeri oraya uşak olmak için senin adamın sıraya giriyor. O da kendi istediğini alıyor, istediğini almıyor. Maaş da bilmem vesaire de istediği rezil hale sokuyor. Nice. Neden? Çünkü senin o kadar Allah nimet vermişken onların senin dinini bozdun, oradan zihnini de bozdun. Adamlar geldi, Allah her topluma layık olduğunu verir. İçinden oyun oynadılar, seni güya şeyler oldu, bir sürü olaylar oldu. Sana geldiler bir tane put yaptılar, canlı bir putu. Onun eliyle senin bütün değerlerini alt üst ettiler ve onu da getirdiler. O ölünce bedeni kaçınılmaz olarak onu da geldiler putun heykeline diktiler. Fikir bu çürük Allah'ın meretti iğrenç şeytani fikirleri geldiler sana özgürlük adı altında en büyük cibriyetsizlik, en büyük diktatörlüğü yaparken biz özgürüz, biz şöyleyiz. Yani çok acayip. Hani şeytan cehenneme götürürken hey hey ho yolda eğlendirir işte böyle. O da kendini mutlu, doğru, iyi bir şey yaptığını zanneder. Ne rezil bir yol. Allah'ım sen bizi koru, ne olursun. Neyse yani bunları anlatmamın sebebi yani bugün Yılmaz Özdil dün bir video çekiyor, adam kendini bir parlatıyor, bir parlatıyor, biz şöyle dürüstüz, şöyle dürüstüz, şöyle dürüstüz, ya Allah Allah, bu adam mı gitti bir kağıt parçasını Allah'ın kitabına haşa dogma diyen boş bir inkarcı bir kafadan başkası olmayan adamı çürük şeyini anlatıp birkaç onunla alakalı ne anlattıysa aşıktaysa ölürken 2000 küsüre zattı. Bu kadar insanlar gitti kaçak bilmem onu yapıyor gidiyor sabah akşam hakmış battılmış demeden birilerine hurra saldırıyor. Ya Allah Allah dedim ya. Bir anda sonra döndüm, ha bu zaten usta şeytanlar, artık şeytanın baş askerleri, baş komutanları elbette ki gerçek şeylerini gizlerler. Ona göre de etrafında cahil toplarlar ne yazık ki.
Ama kim dürüst olur, halini düzeltir? Yılmaz Özdil dahil. Yani bunu içinde olduğu hali söyledim. Onunla işte öğüt alır, iman eder Allah'ın buyruğuna kendi kurtuluşu için. Ben de haşa, hayır sen öyleydin, sen artık seninle kardeş olamayız desem, o zaman ben cahil, ben zalim, ben beyinsiz olurum. Allah'a sığınırım o hale düşmekten. Kim halini düzeltirse, ne kadar aşırı gitmiş olursa olsun kendi aleyhine, Allah halini düzeltenlerin Mevlası yardımcısıdır. Bugün ne konuşacağız dedik. Onu inşallah ki gelme. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ تُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا نَوْنًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمُشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ Her kim görmezden gelirse Rahman'ı hatırlatanlar üzerinden, Rahman'ın Allah'ın buyruklarına, ayetlerine, nurlu yoluna çıkaran buyrukları hatırlatan Rahman'ın Rahman'dan gelene görmezden gelirse ona bir şeytan musallat ederiz, artık ona ayrılmaz bir arkadaştır o ona. Muhakkak ki onlar elbette onları yol üzerinden, istikamet yolundan alıkoyarlar. Onlardan kendilerini doğru yolda zannederler. Ne kadar rezil bir hal. Ne kadar insanın içini yakan bir olay. Şeytan geliyor. Allah kim? Allah'ın emrine karşı geliyor. Allah da ona şeytanı gönderiyor. Artık o onu rezil, en rezil hale sokarken o da kendini doğru yolda zannediyor. Koşturuyor. Allah'ın buyruğunu kafa tutan, işte o kadar ismi hilafet, yani kendilerini bozduğu için Allah o nimeti onlara da alıyor. Yoksa hilafet dediğin şey Müslümanları bir arada tutmak, kafirlere karşı bir çatı. Kendi içinde dinini bozdu, Allah o nimeti aldı onlardan. Ondan sonra ne oldu? Bak bakayım, Arap devletlerinden, Pakistan'dan, oradan, buradan şeye kadar. Dört bir yana. Ne oldu? Senin güya bugün kahraman ilan ettiğin, karşısında en tepeden tırnağa gidip karşısında hala tanzihinde bulunduğunuz, ilahlaştırdığınız kişi bu nimeti sizden aldı. Ve siz öyle beyninizi yıkadılar ki bunun ağzını açan, hilafet açanı bugün 52,5 yılda yargılıyorlar. Ki bilmiyorlar, vakit geldi artık o zalimlerin Allah aşkına olup cehenneme zulme vakti olduğunu. Az, bütün zalimlerin, yalancıların az dışında vakti kalmadı. Yani onlar neye karşı geliyorlar? Hilafet diyor mesela. Hilafet dedi, işte İslam'ın son kalesi diyorlar mesela, ağzı açınca. Gazetede başlık yapmış. Skandal, mecliste hilafet kelimesini kullandı. Halifelik bilmem alakalı bir konuşma yaptı. O kadar ki rezil bir hal. Yani güya Müslüman içinde var ya, güya. Yani rezalet. Gidiyor şeytan pisliği, o sen insanlıktan nasibin yok dedi, ülkelerin o pislik yasalarını alıyor, Allah'ın Müslümanları bir araya tutacak, rahmet olacak, nur olacak yasalarını önüne koyuyor, kendi iyi bir şey yaptığını zannediyor. Düşün, yani kafalar o kadar devşirilmiş, o kadar rezil bir mankurtlaşmış ki gerçekten o büyük olay. Bir tanesi yani inanılmaz bir olay. Mesela bu kendi komünist diyen, o da rezil bir halde. İşte belediye başkanı Tunceli olsa gerek, Dersim de deniliyor zaman zaman. Yani o işte kendisi, yani mealen söylüyorum hatırladığım kadarıyla, yani açlıktan kıvranan biri gidip varlık içerisinde kendi malını, mülkünü, her şeyini sömürenlere sabah akşam destekliyorsa, onları uyandırmak, farkındalığı oluşturmak zor ama imkansız değil diyor. Kendisi şeytanın peşinde ayrı bir şekilde yapışmış. Bir yerde Allah uyandırmış ama diğer yanında daha beter sapmış. Rahman'ı hatırlatan da yüz çevirenler kendilerini doğru yolda zannederler. Yani o mesela bak ne acayip bir örnek. Allah hatta yüz çeviriyor. Kendisi bir yerde
Doğru dost doğruyu bulmuş diye nida diyor ki kim olursa olsun doğru söylediğini alırsın. Bizim işimiz kelamda, kişiyle değil. Yani orada doğru söz var mı? Doğru söz var. O kişi yanlış mı? Yanlış. Yanlışın dibinde mi? Şeytanın tam avucunda mı? Avucunda. O kişinin yolu bizim yolumuz değil ama bir yerde bir doğru, doğru bütün doğrular Allah'tandır. Doğru tespit varsa onu alırız Allah'ın izniyle kullanırız. Yani bu Ali Muhammed'in şu sözü diyecektim. Yani bugün nice kendini Kur'an'a nispet eden, nice kendini şey yapanlar yani alim, bilmem bilim, irfan sahibi diye geçinenler daha düne kadar hevasının peşinde, oyun peşinde, boş işten başka bir şeyin peşinde olmayan bir genç yani gencecik bir çocuk kardeşim, dinde kardeşim Allah'ın Resulünü gördü. Daha yüzünü dahi görmeden sesinden dinledi temiz kalbiyle. Allah ona hakikati açtı. Sonra bir şekilde Allah karşılaştırdı ve birkaç ay içerisinde yoğun bir şekilde Allah'ın dini, Allah'ın Resulü'yle öğrettiği üzerinden, kitabıyla öğrettiği üzerinden anlamaya ve onu yaşamaya çalışıyor. Subhanallah. Şu yazdı. Normalde birçok defa yazılarda yardım da istiyor ama o gün bir tane uzun videoda konuştuğumuz gibi birçok şey konuştuk. Onda konuştuk. Yani artık Allah'ın izniyle kalbinden çıkanları söylediği yerde nice defa hayranlıkla izliyorum. Bakın şurada kelam Kur'an'dan hakikatten beslenen bir yaklaşımla dedik ki asıl sizin hiçbir şeyden haberiniz yok. Şaka gibisiniz siz. Siz ancak kopyala yapıştır bu kadar. Size sorsam güneşi, ayı kim yarattı? Gökleri, yeri kim yarattı? Allah diyeceksiniz. Fakat ne oluyor size de Allah'tan geleni inkar ediyorsunuz. Gerçekten ben Müslümanım, ben Kur'an biliyorum, ben iman sahibiyim, ben göklerin ve yerin sahibine inanıyorum diye ne kadar insan varsa Allah'ın Resulü şu konuşulanları gördüğü halde kabul etmeyenleri özellikle baz alıyorum. Onlar şu daha düne kadar daha kitapla, imanla hiçbir alakası olmayan bir gencecik bir çocuğun şu söylediğinden yüzü varsa utansın. Zira zaten o Allah'ın Resulü'nün yüz çevirenler utanıp bozarıp kızaracak o zaman kaçınılmaz olarak gelecek. Valen Allah'ım sen bize acı. O vakit bize geldiğinde keşke benimle senin aranda iki doğum uzaklığı kadar uzaklık olsaydı ne kadar kötü bir arkadaşmışsın. Bak bu bir tane matematik öğretmen ve hatta bu konuda bir kanal ismi açmış da. Subhanallah. Ona da zamanda güzel bir cevap Allah'ın izniyle vermiştim. Yani bu dünya ile alakalı bir konu geçmişti. İşte bana mı soruldu gibi bir mevzu vardı. Ben de dedim sormak için ne lazım? İşte Allah'ın izniyle dedim. İşte bir akıl lazım. Akledebilecek, tartabilecek, acıyı tatlıyı tatmak lazım. Demek ki soruluyor. Tam olarak dünya sorma yeri. Hayat baki olan mutluluğu, sıkıntının olmadığı hayatı istiyor musun? Yoksa sıkıntı içerisinde yok olup gitmek mi istiyorsun diye sana soruluyor. Burası zaten onun için var. O da arabada giderken bir anda bu ayeti okuyor. İşte inkar etmek için Kur'an'ı kurcalıyor. Temiz kalpli olduğu zaman hakikat ona belli olur bir yerde. Kurcalıyor, dinliyor. Bir türlü tam böyle ha bak saçma bu. Kendine emin hemen bulacağım diyor ki dürüst olup da bu şekilde yaklaşıp niceleri iman bulması o diğer hala azgınlıkta direnenlere nasıl hiç ibret olmuyor? Doğrusu şey kendilerini doğru yolda zannediyorlar. Daha şeytan onları artık tamamen şey yapmış. O iki doğunun şu iki doğu mevzusunu işitiyor, arabayı durduruyor, orada iman ediyor. İki doğunun bu kadar nasıl olurdu yani bu işte bu kadar bilgiyle, bu kadar yıllar yılı toplanan ilimle bu öğrenilen bir şey ancak öğrenildi. Nasıl bu Kur'an bunu nasıl biliyor bu? Allah olmasa bunu kulu nasıl bilecek? Subhanallah, Subhanallah. İşte bilge o sihirbazlar sihirin ilmini bildikleri için yani sihirin aşan bir olay olduğunu tanık oluyorlar. Firavun orada cahilliğinden dolayı hayır diyor siz kendi aranızda anlaştınız. Halbuki Firavun dürüst olsa yine az araştırır bunların arasında bir bağ var mı diye o kadar elinde imkan varken gene Allah'ın izniyle dürüst olsa bulabilir. Ama dürüst olmayanlara hakikat, apaçık yalan gerçek diye apaçık hakikat de yalan diye görünür ve kendini mahveder o kişi. Bize geldiği vakit keşke benimle senin aranda iki doğum uzaklığı kadar olsaydı. Yani sen ne kötü bir arkadaşmışsın. Asla fayda vermeyecekse bugün çünkü zulmettiniz muhakkak azapta ortaksınız.
أفأنت تسمع ثم أو تهدي العمي ومن كان في دلال مبين. Sen mi duyuracaksın sağırlara ya da yol göstereceksin körlere, o ki apaçık sapıklık içerisinde olanlara? Hayır, ben hiç kimseye, Allah'ın dilemediği hiç kimseye, kimse yol gösteremez. Bu yüzden de işte Mehdi, sen kendini kurtar, sen mi bizi kurtaracaksın gibi saçmalıkların peşine takılanlar. Tek kurtarıcı Allah'tır. Biz ancak Allah'ın emrine boyun eğersek, Allah'ın nurlu kelamlarına uyarsak kurtuluş yolunda ilerleyebiliriz. Sağırlara sağır, işitmiyor, görmüyor, kargasını dönüyor, gidiyor. Sen mi işittireceksin? Ya da körlere sen mi yol göstereceksin apaçık sapıklığı içerisindeyken? Fe imme mezheben nebike fe inne minhum muntakimun. Şu şayet eğer alsak seni, şüphesiz onlarda intikam alırız. Allah seni, yani bu Resul gönderip içinizden hakikatleri açıklayan bir Resul'ün göndermesi ne kadar büyük bir lütuf olduğunu anladığınız gün, şu uzak kaldığınız zamana gerçekten utanacaksınız. Gerçekten acı içerisinde dua edin, yine telafi edilmesi mümkün zaman içinde olsun. Şayet seni alsak şüphesiz ki onlardan intikam alacağız. اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذ۪ي وَبَعَدْنَاهُمْ فَاِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ. Ya da elbette gösteririz onlara vaat ettiğimizi şüphesiz üzerlerine, şüphesiz ki bizim onlara vaat ettiğimiz o şeyi sana gösteririz üzerine, göstermeye kadiriz. Yani dilersek onları acı içerisinde kıvrandırır, azap üzerine indirir. Bunu da sana gösteririz ki nice kavimler de Allah Resulü'nü iman edenler olur, aralarını çıkarıyor subhanallah rahmetiyle. Bu Allah'ın vaadidir ki bu yüzden de daima biz dua edelim. Allah'ım eğer ki mutlaka göstereceksen onlara vaat ettiğin o zillet azabını, o zaman bizi zalimlerin içerisinde bulundurma diye sürekli iman edenler dua edelim diye. Elbette Allah her şey kadirdir. Fastemsik billezi uhyilik. Artık sarıl sana vahiy olan o şeye. Rabbimizin bir bize vahiydir, bu nimetidir. İnneke ala siratin mustakim. Muhakkak ki müstakim yolu, dosdoğru bir yol üzeresin. Bu Rabbimizin dosdoğru yol, Allah'ın vahyine sarılırsan, Allah'tan gelene sarılırsan dosdoğru yol ancak böyle bulabilirsin. Başka türlü kafana göre zanla, onla, bunla hiçbir şekilde bulamazsın. Ve innehu lezikrun leke ve li kavmik. Şüphesiz o sana ve kavmine zikirdir. Ve sevfe tüs'elun. Bundan sorulacaksınız. Şimdi bununla alakalı bu son ayet biraz mana isteyen bir ayet. Buna girmeden önce bununla alakalı konuşalım Allah'ın izniyle. Belki konuşmayı şeyi bununla kapatırız. Bu imtihan, bu tanesi, bunu herkes böyle neredeyse paylaşıyor. İmtihana çalışacağınız kaynağı bilin istedim diyor. İnşallah ki bu kişi de öğüt çoğu kez aldığını da görüyorum. İnşallah ki vakti geldi Allah kalbine hidayeti açtığında inşallah görenlerden ve gerçekten değerine değer katanlardan olacaktır. Mehmet Taş Pınar'dan bahsediyorum. O da şüphesiz bu Kur'an sana ve kavmine bir zikir, öğüttür parantez içinde almış. Ondan hesaba çekileceksiniz demiş bu ayet için. Ben de Allah'ın izniyle dedim ki şüphesiz o, soru işareti burada, sana ve kavmine bir zikir parantez içinde kurtuluş için gerekli hatırlatmadır. Ondan sorulacaksınız dedim ayetin Allah'ın izniyle. İleride ondan sorulacaksınız. Buraya yazdım. Siz bunu Kur'an ile sınırlandırmak için çok çabalıyorsunuz. Olmayan Kur'an kelimesini ekleme dahil. Şüphesiz bu Kur'an sana ve kavmine bir zikirdir diyor. Olmayan Kur'an kelimesini ekleme dahil. Ancak bu sabah akşam Allah'ın öğrettiği ve size paylaştığım bilgilerdir. Bu o dediği Allah'ın sabah akşam Allah'ın öğrettiği ve size paylaştığım bilgilerdir. Elbette bunlar Kur'an'ın hakemliğindedir. Elhamdülillah. Ancak sizin şu ayetten doğrudan anlamanız gereken şunu size ikillerden yedi üzere ve Kur'an-ı Azim üzere gelen şunu size söyleyen Resulünüzün getirdikleridir. İkillerden yedi üzere ve Kur'an-ı Azim üzere gelen şunu size söyleyen Resulünüzün size getirdikleridir. Bundan mesulsunuz. İster bir an önce mesuliyetinizin gereğini yapar değerinize değer katarsınız. İster bir an önce mesuliyetinizi gereğini yapar değerinize değer katarsınız. İster zan ile doldurup daha da yanıldığınız hali sürdürüp ters istikamete zararınıza zarar. Ne kötü bir pay kuşkusuz o sana ve kavmine bir zikir hatırlatma kurtuluş için gerekli bütün hatırlatmalardır. Ondan sorulacaksınız. Hüküm ve övgü ancak Allah'ın da Resulullah Aleyhisselam Mehdi Rabbimizin bu yani bu Allah'ın eğer değerini gerçekten bilirseniz şu ayette dahi nice insanların nasıl yanlış meal verdiklerini Allah'ın izniyle görürsünüz.
Şayet dürüstseniz. Vas'el men arsalna min qablike min rusulina ec'alna min dunir rahmani alihaten yu'badun. Bunu inşallah daha da geniş oku açacağız. Sor, senden önce resullerden gönderdiğimiz kimselere sor. Yani bunu Kur'an içerisinde onların örneklerine bak. Rahman'dan başka, alemlerin Rabbi Allah'tan başka yani bir hüküm yeri yapmış mıyız? Bir ilah yapmış mıyız? Ondan başka ibadet yapılacak, bel bağlayacak bir kimseyi tavsiye etmiş miyiz? Hayır. Ali Muhammed'in sözüyle Allah'ın izniyle tamamlayalım. Gökleri ve yeri kim yarattı? Kim desek de Allah diyeceksiniz. Ne oluyor diyor? Allah'tan gelene inkar ediyorsunuz. Gerçekten eğer dürüstseniz bu Allah'ın bize kurtulması. Bu göklerin ve yerin Rabbi, alemlerin Rabbi Allah.